Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Münih kentinde Zeitung gazetesinin 77. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Merkel, Avrupa'da sürdürülebilir barışın ancak Rusya'yı içermesi halinde sağlanabileceğini söyledi. Merkel, bunu başaramadığımız sürece soğuk savaş da bitmiş sayılmaz ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı 24 Şubat'ı dönüm noktası olarak nitelendiren Merkel, çatışmanın tarafları tarafından yapılan açıklamaların ciddiye alınması ve blöf olarak sınıflandırılmaması gerektiğini de vurguladı. İHA'nın haberine göre Merkel, "Hepimize en başından itibaren blöf olarak sınıflandırmak yerine bu sözleri ciddiye almamız gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum," dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim Amerika'nın Yunan topraklarında askeri üsler kurmasıyla daha da arttı. Amerikalı yetkililer ve Türkiye'deki bazı otoriteler bu askeri üslerin Rusya'nın saldırganlığına karşı hazır tutulduğunu iddia etse de gelişen olaylar ve askeri stratejistlerin birçoğuna göre durum tam tersi. İspanya ile Adriyatik denizinde ortak tatbikat yapan Amerikan ordusuna ait George W. Bush gemisi, Yunanistan'ın Girit adasına demirledi. Amerika'nın adadaki Suda koyunda bulunan Amerikan deniz üssünün rıhtımına demirleyen gemi mürettebatının dinlenmesi için 10 Ekim'e kadar Girit adasında kalacak. Amerika'nın Yunanistan Büyükelçiliği sosyal medya hesabından uçak gemisinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İki şey birlikte güzel, Yunan doğası ve Amerika'nın gücü." USS George W. Bush 10. ve sonuncu Nimitz Super Carrier sınıfı Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait uçak gemisi, savaş gemisine Amerika'nın 41. Başkanı ve 2. Dünya Savaşı sırasında savaş pilotu olan eski merkezi istihbarat direktörü George W. Bush'un ismi verilmiştir. İnşaatı 2003 yılında başlayan geminin inşası Northrop Grumman Newport News tersanesinde tamamlanmıştır. 2009 yılında 6.2 milyar dolar maliyetle tamamlandı ve ana limanı Virginia'da bulunan Norfolk Deniz Limanı'dır. 333 metre büyüklüğünde ve 100 bin tonun üzerinde yer değiştirerek hareket kabiliyetine sahip dünyanın en büyük savaş gemilerindendir. En yüksek hızı 30 deniz milini aşmakta, 2 nükleer reaktörle çalışmakta ve yakıt ikmali yapmadan 20 yıldan fazla çalışabilmektedir. Gemi 6000 mürettebat ve 85 savaş uçağı taşıyabiliyor. Kendisine has özellikleri Nimitz sınıfındaki diğer gemilerden farklı kılmaktadır. Rahmetli Mehmet Ali Birand'ın diyet kitabında 1978'de Washington'daki NATO zirvesi sırasında dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in diğer NATO üyesi ülkelerin liderlerinin önünde dönemin Yunanistan başbakanı Karamanlis'in tutarsızlıklarını sergileyip yerle yeksan ettiği bir bölümden söz edilir. Birand, o bölümü bitirirken, "Hangi partiden olursanız olun, Ecevit'e sempati duyarsınız," diye bitirmişti. Perşembe günü Prag'da geçirdiğim 12 saat boyunca, Türkiye adının ağırlığını hissettikçe aklıma bu cümle geldi. Biz oy vermediğimiz siyasetçilere ülkemiz adına iyi şeyler yaptığında sempati duyma meselesini çoktan geçtik. Siyasi nefretlerimiz beyinlerimizin her köşesini işgal edip sempati benzeri duyguları yok edeli uzun zaman oldu. Bu durum sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçerli değil. Olur ya CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Amerika ziyareti sırasında Türkiye için önemli bir görüşme yapsa, o görüşmede iyi bir sınav verse yine aynı sonuca ulaşacağız. En doğrusu sanırım sondan başlamak. Bir basın toplantısı salonu düşünün. Ermenistan, İsveç, Finlandiya, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesiminden gazeteciler Türkiye ile olan ilişkilerini soruyorlar. Ukrayna'dan bir gazeteci Putin'le olan temasları, Arnavutluk'tan Arapça yayın yapan bir televizyon kanalı Suriye'yi soruyor. Fransız medyası Macron'la olan görüşmeyi, İtalyan medyası yeni seçilen hükümete dair düşünceleri soruyor. Bu tablo hem Türkiye'nin çetrefilli dosyaları olduğunu hem de o dosyalarda belirleyici aktör halini gösteren önemli bir verim. Bir başka sayısal verim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetine ayrılan ilk sıradaki 10 koltuğun altısı salona sığmayan yabancı medya mensuplarına bırakıldı.
Çekya Avrupa Birliği dönem başkanı sıfatıyla dünyada kullanımda olan en eski kraliyet sarayını zirve merkezi olarak düzenlemiş. Yıllar boyunca çok Avrupa Birliği zirvesi takip ettim. Aralık 2002'de Danimarka'nın dönem başkanı olduğu Kopenhag zirvesi ve Aralık 2004'te Brüksel'de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlama kararı alındığı zirveler, basın merkezinde Türkiye adının en fazla konuşulduğu zirveler olmuştu. Perşembe günü Prag'daki bir Avrupa Birliği zirvesi değildi ama yine en çok Türkiye konuşuldu. Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la olan görüşmesinden herkesin haberi vardı. Yunanistan ve Arnavutluk Başbakanı'nın deniz yetki alanları için Lahey Adalet Divanı'na gitme konuşmasından sadece Yunan ve Arnavutluk gazeteciler haberdardı. Çekya, Ukrayna'dan 300 bin civarında göçmeni konuk ediyor. Bu göçmenler ülke yönetimi tarafından boş olan konutlara yerleştirilmiş. Kiralara direkt bir etkisi olmamış. Ülkede işsizlik 2,5 civarında olduğu için gelenler işçi havuzu olarak da kullanılmış. Üzerine 1968 Prag baharından dolayı Moskova'ya olan tepkiyi de ekleyince kimse göçmenlerden rahatsız değil zannedebilirsiniz. Oysa tam aksi bir durum var Prag sokaklarında ve göçmenlik karşıtı akım giderek yükseliyor. Hoş, Çekya'da tezat çok. Ülkedeki en aşırı göçmen karşıtı ve milliyetçi partinin genel başkanının babası Japon, annesi Çek. Sokakta bu hava varken şehri hakim Prag Kalesi'nde toplanan Yunanistan Başbakanı, Avrupa Birliği liderlerine Türkiye'den gelen göç ve Yunan sahil güvenlik gemilerinin kahramanca mücadelesinden söz ediyordu. İnsanları geri itme, botlarını patlatıp ölüme terk etmenin nesi kahramanlık diye kimse sormadı Miçotakis'e. Liderler onuruna verilen akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olup programda olmadığı halde cevap vermeye çalışan Yunanistan Başbakanı her zaman olduğu gibi iyi komşuluktan söz etti. Yunanistan 4 komşusundan 3'üne karşı zaman zaman silahlı mücadeleden söz edebilen bir ülke. Arnavutluk'la hala geçerli bir savaşabiliriz kararları var. Makedonya'nın adını zorla Kuzey Makedonya yaptılar. Atina, işkembe çorbası kazanından çıkmış kepçe halini sütten çıkmış ak kaşığı gibi sanmakta pek bir usta. Tiran ve Üsküp'e diplomatik dayılık yaparken Ankara'ya karşı bir kez daha Fransa'nın ardına saklandılar. Dün çıkan Yunan gazeteleri Fransa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyalog mesajı verdi vesaire. Açtıklarıyla doluydu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski Cumhurbaşkanı Mitterrand'dan arakladığı zirvenin fikir babası adam halinin pek tadını çıkaramadı doğrusu. 6 ayda bir toplanması düşünülen bir zirvenin daha ilk toplantıda 6 ayda değil de 1 yılda toplanalım tartışmalarına sahne olması elbette canını sıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan diyaloğundaki fotoğraf ve beden dili de Macron'un durumu açısından önemli. Tek başına olduğu kürsülerde Türkiye'ye karşı Batı toplumunu aslan parçası rolündeki Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eşini de al gel, biz seninle anlaşamıyoruz ama hanımlar iyi anlaşıyor" sözünden ve bu sözün herkes tarafından biliniyor olmasından mutlu olmamıştır. Buna rağmen sonbaharda Türkiye'ye eşiyle geleceğinden emin olabilirsiniz.